mübarek bir ayda, bir rahmet ikliminde bizi değiştirmesi beklenen bir ibadet ayındayız. Lakin Ramazan toplumu yeterince değiştirmesin diye uğraşanlar da var. Bunlar da Ramazan'ı değiştirmeye çalışıyorlar. Batman'a dün geldim. Şehrin en merkezi yerinde Ramazan'ı değiştirme etkinliklerinden bir tanesinin tertiplendiğine şahit olan kardeşlerimden bilgiler aldım. Ramazan sanki bir ibadet ayı, bir tilavet ayı, bir Kur'an ayı değil de bir eğlence ayıymış gibi. Türkiye'nin farklı yerlerinde olduğu gibi burada da eğlenceler tertip edilmeye başlanmış. Bu acı verici bir durum. İftardan önce söyledim. İftar etmek için bir lokma ekmek, bir yudum su bulamayan insanların olduğu bir zaman dilimindeyiz. Savaşların bu dünyayı cehenneme çevirdiği bir süreçten geçiyoruz. Dünya çalkalanıyor ama birileri vur patlasın, çal oynasın modunda. Gerçekten yeniden durup tefekkür etmemiz gereken bir mevzudur diye düşünüyorum. Batman'da bu gördüğüm manzara ve yine Ramazan'ın hemen arefesinde Kozluk'ta patlayan bir bomba, yeni bir can kaybı, geride kalan 7 yetim. Allah sonumuzu hayır eylesin. İftardan önceki temennimi tekrar ediyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş olan bu ay bitmeden bu dünyası cehenneme dönmüş olan insanların bu dünyadaki cehennemden de kurtulmalarını temenni ediyorum. Amerika malumunuz dünyanın en fazla silah satan ülkesi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi var. Bunlardan 4 tanesi ilk 5'in içerisinde. O güvenlik ilk 5'in içerisinde Güvenlik Konseyi üyesi olmayan sadece Almanya var. Bunlar güya dünyanın güvenliğini temin edecek olan ülkeler. Güvenlik bunlardan sorulur ama en fazla silahı üretip dünyaya pazarlayanlar bunlar. Şüphesiz bunlar bu silahları dünya daha güvenli bir yer olsun diye üretip pazarlamıyorlar. Silahın böyle bir şeyi yok mudur? Vardır elbette. Caydırıcı olmak için de silahlanılır ama bu ülkeler dünyanın dört bir tarafında savaş çıkartıp, savaşları kışkırtıp daha çok silah satmak istiyorlar. Suudi Arabistan'da onların Orta Doğu dediği, bizim İslam coğrafyası dediğimiz yerde pek çok savaşı kışkırttı. Şu anda pek çok karışıklık var. Mezhep temelinde veya etnik temelde insanlarımızı birbirine karşı kışkırtıp savaştırıyorlar ve böylece daha çok silah satacaklar. Şimdi Körfez'de suları ısıtıp Körfez ülkelerine bol miktarda silah satmayı planlıyorlar. Bu planları da adım adım yürüyor. Eğer biz olmamız gerektiği gibi olmazsak, eğer biz birbirimize düşmeye devam edersek, onlar da bizim sırtımızdan, bizim kanlarımızı aktarak para kazanmaya devam edecekler. Irak-Kürdistan bölgesinin geleceğiyle ilgili olarak en sağlıklı kararı oranın insanının verebileceğine biz inanıyoruz. Uzaktan buralardan birilerinin ahkam kesmesi bize doğru gelmiyor. Neticede oradaki insanlar kendi gelecekleriyle ilgili karar verecekler ve o karar ne olursa olsun herkesin buna saygı göstermesi gerekir. Eğer oranın halkı kendileri için en uygun olan şeyin bağımsızlık olduğunu düşünüyorlarsa ve bu yönde karar alırlarsa, oradaki yönetim de bu prosedürü işletip bağımsızlık ilan ederse bize ve dışarıda bulunan herkese düşen şey bu karara saygı duymaktır. Sayın Cumhurbaşkanı daha önce de biz dindar bir nesil yetiştirmek istiyoruz şeklinde bir açıklaması olmuştu. Fakat bunlar sadece temennilerle olacak şeyler değil. Gidişat çok maalesef o tarafa doğru değil. Ciddi bir dejenerasyon var. Halbuki gençliği kötü alışkanlıklardan, alkolizmden, kumardan, fuhşiyattan kurtarmak gibi bir görevi vardır devletin aynı zamanda. Bu anayasal bir yükümlülüktür. Devlet bu görevi yerine getiriyor mu? Ben zannetmiyorum. Görünürde öyle bir şey yok. Tam tersine, işte biraz önce soruları almaya başlamadan önce söylediğim şey de belediyeler eliyle yapılan etkinliklerden bir tanesi. Türkiye'nin pek çok yerinde kamu kurumları kamunun parasıyla dejenerasyona çanak tutuyorlar.
Eğer samimi olarak gerçekten böyle bir niyet varsa, hükümetin, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve kamu görevlilerinin böyle bir niyeti varsa, mutlak surette gençleri kötü alışkanlıklardan, fuhşiyattan ve özellikle sosyal medyanın ve internetin kötü içerikli programlarından korumak için ciddi tedbirler alması gerekiyor. Evet, her ağaç kendi kökü üzerinde yükselir. Bir millet eğer yıkılmak istemiyorsa mutlaka köklerini sağlam tutmak zorunda. Mutlaka özüne dönmek ve onun üzerine yükselmek zorundadır. Batı hayranlığıyla veya kendi özünü terk ederek bir milletin, herhangi bir milletin varabileceği bir yer yoktur. Şimdi birileri Amerika'nın onlara silah vermesine şaşırıyor. Ben de Amerika bizim stratejik dostumuz ve müttefikimizdir diyenlere şaşırıyorum. Ve Amerika'nın onlara silah vermesine şaşıranlara şaşırıyorum. Onlar hiç kimsenin dostu değildir. Onlar sadece kendi menfaatlerinin dostudur. Bugün menfaati öyle gerektiriyor diye onlara silah veriyor. Yarın menfaati gerektirdiğinde o silah verdiği kişilerin tepesine bomba da yağdırır. Bunu o silahları kullananlar da, o silahların kendilerine verilmesine şikayet edenler de bilsinler, buna göre adımlarını atsınlar. Cumhurbaşkanıyla bu referandum ile ilgili referandum sonrasında herhangi bir görüşmemiz olmadı. Evet, biz referandumda referanduma sunulan metnin 18 maddelik anayasa değişikliğinin bu memleketin, milletin menfaatine olduğu kanaatine vardığımız için evet dedik. Yeri gelmişken bir kez daha ben tekrarlayayım. Bunu ne şu veya bu partiye destek veya şahsa, ne de şu veya bu partiye karşıtlık üzerinden biz bu kararımızı oluşturmadık. Referandum öncesinde de söyledik. Şu anda bir kez daha tekrar ediyorum. Biz memleketin menfaatine olduğuna inandığımız herhangi bir düzenlemeyi kim getirirse getirsin desteklersin. Memleketin, milletin zararına olduğuna kanaat getirirsek, bunu kim getirirse getirsin ona da karşı dururuz. Referanduma sunulan 18 maddelik değişikliği biz detaylı bir şekilde inceledik. 12 Eylül Cunta Anayasası'nın kısmi de olsa değiştirilmesine bu memleketin menfaatine olacağı kanaatiyle evet oyu vereceğimizi açıkladık ve bu kararımızın arkasında durduk. Referandum sonuçları şunu açıkça gösterdi ki parti disiplini en yüksek partilerden bir tanesi HUDA PAR'dır ve HUDA PAR dediğini yapar. Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerini iyi komşuluk ilişkileri ve ticari ilişkiler olarak devam ettirmeli. Avrupa Birliği'ne tam üyelik sevdasından vazgeçmeli. Zaten Avrupa Birliği'nin tam üye olarak Türkiye'yi kabul etmeyeceği her fırsatta Avrupa Birliği'nin lokomotifi olan Almanya ve Fransa başta olmak üzere pek çok ülke tarafından, onların yöneticileri tarafından dile getiriliyor. Biz buradan bir kez daha söylüyoruz. Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne almayacaklar. Alsa da Türkiye'nin oraya girmemesi gerekir. Avrupa Birliği'nin insanda vereceği herhangi bir şey kalmamıştır. Bütün değerleri bir ticaret metaına dönüştürerek tüketmiştir. Ve bütün değerleri tükendiği için şu anda Avrupa Birliği çatırdamaktadır. Avrupa Birliği bir çöküş sürecine girmiştir. O yıkılan binanın enkazının altında kalmak istemiyorsa Türkiye, oradan uzaklaşmalıdır.